2018 Bitlis seçim sonuçları Genel Bitlis Milletvekilleri Bitlis seçim sonuçları canlı yayınla internethaber.com sitesinde. Bitlis Milletvekilleri kimler oldu? AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ne? Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı mı önde? Bitlis 2018 seçim sonuçları. Bitlis 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarını belirlemek için sabah saat 8'den itibaren sandık başına akın etti. Türkiye'nin 27. dönem Bitlis milletvekilleri sandıktan çıkan oy dağılımı ile netleşiyor. Her il gibi meclisteki milletvekili dağılımında Bitlis seçim sonuçları büyük önem taşıyor. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP aldıkları oy oranına göre milletvekili çıkarıyorlar. 24 Haziran seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı oy oranları çok büyük öneme sahip, zira hangi ittifakın oyu çok olursa o meclis çoğunluğuna sahip olacak. Cumhur İttifakı'nda AK Parti ile MHP, BBP destek veriyor. Millet İttifakı'nda CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi yer alıyor. Bitlis seçim sonuçları. Son seçim sonuçları 1 Kasım 2015 yılı, 1 Kasım 2015 yılındaki 26. dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti 317 milletvekili çıkarmıştı. Oy oranı olarak ikinci sırada yer alan CHP 134 milletvekili alırken MHP 40 milletvekilinde kalmış ve 59 milletvekili çıkaran HDP'nin gerisine düşmüştü. Bitlis YSK milletvekili aday listeleri 7 Haziran 2015 seçim sonuçları. Türkiye 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye tek başına iktidar şansı vermemişti. 25 dönem milletvekili genel seçiminde AK Parti 258 milletvekili çıkarabilmişti. CHP 132 milletvekili alırken, HDP ve MHP 80'er milletvekiline sahip olmuşlardı. 12 Haziran 2011 seçim sonuçları. AK Parti 2011 seçimlerinde %49,9 oranında oy alarak meclise 326 milletvekili sokabildi. Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, %25,9'luk oyla 135 milletvekili, MHP %13 oranındaki oyuyla 54 milletvekiline sahip oldu. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nun desteklediği bağımsız adaylar ise %6 oy oranıyla 36 milletvekilini parlamentoya soktu. 22 Temmuz 2007 seçim sonuçları, AK Parti 2007 seçimlerinde oyların %46,4'ünü alarak 341 milletvekili kazandı. CHP %20,8 oranındaki oyuyla 112 milletvekili, MHP %14,2 oranındaki oyuyla 71 milletvekili aldı. Bağımsız olarak 26 milletvekili meclise girdi. 3 Kasım 2012 seçim sonuçları, AK Parti'nin siyaset sahnesine çıktığı 22. dönem milletvekili genel seçim sonuçları herkes için sürpriz oldu. Bu seçimde AK Parti %34,28 oy oranıyla 363 milletvekili çıkardı. AK Parti anayasayı değiştirecek çoğunlukta milletvekiline baraja takılan MHP sayesinde ulaştı. 2002 seçimlerinde CHP'nin başında Deniz Baykal bulunuyordu ve partisi %19,39 oy oranıyla 178 milletvekili çıkardı. 2002 seçimleri sadece AK Parti açısından değil köklü partiler için de milat oldu. DSP, DYP ve ANAP gibi partiler baraj altında kalırken MHP de baraja takıldı. 2002 seçimlerinden sonra parlamentoda sadece iki parti yer aldı.
1983'ten 1999 yılına kadar olan seçimlerin sonuçları, Türkiye askıya alınan 80 darbesinden sonra yaptığı genel seçimlerde bir dönem koalisyonlara mahkum kaldı. 1999 seçimlerinde Bülent Ecevit'in DSP'si birinci çıktı ancak tek başına iktidar olamadı. 1995 seçimlerinde Refah Partisi birinci oldu. 1999 seçimlerinde DYP birinci olurken koalisyonla iktidara geldi.